Sınavlar yaklaşıyor, hadi sen de durma. Sana ders bolca, dersizliğin kanla. Bu da sana ders olsun. Merhaba arkadaşlar. Divan Edebiyatı'nın önemli şairlerine Necati, Ahmet Paşa ve Fuzuli ile devam ediyoruz. Evet, Necati, 15. yüzyıl sanatçısı. Necati'nin asıl adı İsa'dır. Aslen Edirnelidir ancak ünlendiği yer Kastamonu'dur. Ünü İstanbul'a ulaşınca Fatih tarafından İstanbul'a aldırılır ve divan katipliğine tayin edilir. 1509'da İstanbul'da vefat eder. Yüzyılının Ahmet Paşa'dan sonraki en ünlü şairidir Necati. Dönemindeki diğer şairlerin tersine İran edebiyatından etkilenmez, şiirine yerli motifler katar. Atasözü ve deyimlerle renklendirdiği şiirlerine yaşamın sıcaklığını ve sadeliğini katar. İçten ve duygulu gazeller yazar. Sanatçının Türkçe bir divanı vardır. Evet, Ahmet Paşa, 15. yüzyıl sanatçısı. Ahmet Paşa Edirne'de dünyaya gelir ve 1497'de Bursa'da vefat eder. İyi bir eğitim alan Ahmet Paşa zaman içinde yükselir, Fatih Sultan Mehmet'in hocalığını yapar, kadılık ve kaz askerlikten sonra vezirlik görevlerinde bulunur. Ahmet Paşa, Fatih Sultan Mehmet'in hem hocası hem de sohbet arkadaşıdır. Ahmet Paşa, Şeyhi ile Necati arasında yetişen şairlerin en önemlisidir. Dönemindeki diğer şairler tarafından üstad olarak kabul edilir. Şiirlerine nazireler yazılır. Tanzimat şairlerine kadar her dönemde etkisi altında kalanlar olmuştur. Şiirlerinde tasavvufun izleri yoktur. Ahmet Paşa gazel ve murabbalarıyla tanınır. Türkçe bir divanı vardır. Evet, Fuzuli, 16. yüzyıl sanatçısı. Asıl adı Mehmet'tir. Mevcut kaynaklara bakarak onun 1495'te Bağdat yakınlarında doğduğunu, 1556'da da öldüğünü öğreniyoruz. Bilindiği kadarıyla onun yaşamı Kerbela, Hille, Necep ve Bağdat'ta geçer. Arapça ve Farsçayı bu dillerde kusursuz eser yazabilecek ve şiir söyleyebilecek derecede öğrenir. Fuzuli iyi bir eğitim görür. Bir tezkirede, daha doğrusu Ahdi'nin tezkeresinde geometri, fizik ve astronomi bildiği yazar. Kanuni'nin Bağdat seferi sırasında ona kasideler sunar, kendisine bağlanan maaşı alamayınca döneminin kötülüklerinden yakınan ünlü şikayetnamesini yazar. Şikayetname mektup türündedir. Yaşamı yoksulluklar içinde geçen şair, Türkçe divanının ön sözünde bilimsiz şiiri temelsiz bir yapıya benzetir. Şiirlerini Azeri Türkçesiyle yazan lirik bir şairdir. Şiirlerinde tasavvuf düşüncesine bağlı olarak tanrısal aşkı işler. Aşk acısı onun için bir yaşama kaynağıdır. Bundan yakınsa da aşk acısı çekmeden yaşayamayacağını söyler. Ona göre aşk acısı kişiyi olgunlaştırır ve aşk acısı karşılıksız olmalıdır. Gazel ve kasideleriyle tanınan Fuzuli,
söz ve anlam sanatlarını büyük bir ustalıkla kullanır. Su kasidesini Hazreti Muhammed'i övmek, ona olan sevgisini dile getirmek amacıyla yazar. Sanatçının dili döneminin diğer şairlerine göre daha sadedir. Arapça, Farsça ve Türkçe 3 divanı vardır. Bengü Bade ve Leyla-ı Mecnun tanınmış mesnevileridir. Eser 440 beytten oluşur. Afyon'la şarap karşılaştırılır ve şarap üstün tutulur. Hadikat-ı Süveda adlı eserinde Kerbela olayını anlatır. Şimdi size Fuzuli'nin eserlerinden birkaç beyt okuyayım. Önce gazelinden bir beyt. Hasılım yok seri kuyunda beladan gayrı, garazım yok rehi aşkında fenadan gayrı. Şöyle Türkçeleştireyim. Senin bulunduğun yerde, yani senin yanında beladan başka elime geçen bir şey yok. Aşkının yolunda yok olmaktan başka bir isteğim yok. Şimdi başka bir gazelinden bir beyt okuyayım. Aşk derdiyle hoşem, el çek ilacımdan tabip. Kılma derman kim, helakım zehri dermanındadır. Evet, şöyle Türkçeleştireyim. Ey tabip, ey doktor, ben aşk derdinden hoşnutum. Bana ilaç vermekten vazgeç, derdime derman bulma. Zira beni öldürecek zehir senin ilacının içindedir. Şimdi de su kasidesinden bir beyt okuyayım. Dest bu su arzusuyla ölürsem dostlar, kuze eylem toprağım sunun anınla yâre su. Şöyle Türkçeleştireyim. Dostlarım, sevgilimin elini öpmek arzusuyla ölürsem toprağımdan testi yapın da sevgiliye onunla su verin. Evet, bu dersimiz de burada sona erdi. Bir sonraki ders görüşmek üzere.